Eren ne zaman neye ihtiyacın olursa. Sağ olasın kraliçe. Vallahi arayacaktım ben seni. Özlem şikayetinden vazgeçmiş. Yoksa diyecektim gel şunların bir avukatlığını yap da bir uzaklaştırma falan alalım en azından diye. E tamam işte sen burada olduğumu bil. Sağ ol benim güzel arkadaşım. Ya bu arada mahsur yoksa ben de bir şey sormak istiyorum. Sor. Bu Engin İti herkesi bir şeyle tehdit etti ya. Seni neyle etti bu? İşte İnci'yi itibarsızlaştıran, kendisini aklayan bir mektup verdi. Ben de onu okuyup duyuracakmışım. Hayvan herif. Vay 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 vay. O zaman hiç kusura bakma. Ben de onun Fatiha'sını okumayı çok istiyorum ama. Pardon Ceylin. Pardon Ceylin. Bak bak. Var mı bir haber? Sanırım konuşuyor şimdi. Sen neredeydin ya? Hastane dosyasını Pars'a devretmek istediğimi söyledim başsavcı. Ayrılıyoruz yani. Çok teşekkür ederim bu arada. Şu boşanma işi bitince karşılıklı geliriz ama değil mi? Yoksa ben özlerim seninle didişmelerimizi. Sen ne yaptın dilekçeyi? Bilmem. Bulamıyorum. Kaybettim galiba. Parmak izi eşleşmiş. Kitapta da bir isme rastlanmış. İkisi de aynı kişiye ait. Seda Gökmen. Engin'den bir haber var mı? Maalesef hayır. Uyumaya çalış biraz daha. Ben sana haber veririm. Tamam. İyi de bunlar birlikte işbirliği içinde değil miydi? Niye zehirlisin ya? Ters düşmüşlerdir belki. Belki İzmir'den bilerek geldi. Öyle demediniz mi pırtlak gibi çıktı diye? Vallahi ben Anadolu savcıma katılıyorum. Yani Seda işbirlikçisi. Kadın avukat canım aptal değil ki. Kitap zehirliyor, adının kalem izi var, parmak izi var. Aptal değil sonuçta ya. Evet bu da mantıklı. Bana da öyle geliyor. Bunu aydınlatmanın tek bir yolu var. Aynen savcım. Al gel şu Seda'yı. Karar marar sorarsa da savcım çağırdı dersin. Bir öğrenelim bakalım açıklaması neymiş, ne diyecek. Emir anlaşıldı savcım.